Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yeni yıla geçmemiz itibariyle bildiğiniz üzere e, asgari ücretlerde güncellendi ve e, dedim en azından hani çok fazla özellikle uygun fiyatlı, fiyat performans telefonları soran var. Güncel asgari ücrete göre hangi telefonlar şu anda satın alınabilir? Biz de bu videoda o listeyi yapıyoruz. Önümde zaten birçoğunu görüyorsunuz. Hatta Açıkça söylemek gerekirse beklediğimden fazla bir cihaz satılıyormuş. O da yani işin sevindirici tarafı diyebiliriz. Ben listeyi güncel fiyatları söylemeden yapacağım çünkü çok değişiyor bildiğiniz gibi ama en pahalısından en ucuzuna doğru yani 2.000 TL fiyata düşecek kadar devam edecek 2.800-2.000 TL arasında bir liste olacak. Güncel olarak ilk cihazımız ve bu listenin belki de en dikkat çekici cihazlarından biri olan Realme 7 ile başlamak istiyorum. Realme 7 9.4 mm kalınlığında ve 196.5 gram ağırlığında sunan 6.5 inçlik Full HD Plus ve 90 Hz tazeleme hızı sunan bir telefon. Helio G95'ten gücünü alıyor ve Helio G95'i birçok insan ya acaba falan dese de gerçekten sorunsuzca oyun deneyimi sizlere sağlayabilir. Altyazı M.K bir ürün hatta listedeki tek yüksek tazeleme hızını sunan da cihaz Realme 7 olduğunu belirtelim. 64 megapiksellik bir Sony IMX682 sensörümüz var. Bu da gerçekten yüksek bir değer olarak bizim karşımıza çıkıyor. Hatta yanlış bilmiyorsam yine tek 64 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan cihaz Realme 7. 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel portre lensimiz, aynı zamanda derinlik sensörümüz. 2 megapiksel değerinde de 4, 4 cm yakınlıktan çekebileceğiniz bir makro lensine sahip ön tarafta da 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız mevcut. Gerçekten fotoğraf video konusunda oldukça iyi bir cihaz çünkü sabitleme özellikleri, gece ile beraber bu listede ve işte asgari ücretle alabileceğiniz en önemli cihaz konumunda benim favorilerimden biri olduğunu söyleyeyim. Meraklılar için 8 GB ram 128 GB depolama da sağlıyor. Bu sayede bol bol fotoğraf video çekebilir. oyunlarınızı indirip rahatlıkla oynayabilirsiniz çift SIM kart desteği var. Ayrıyeten bir adet de micro SD kart yuvası da mevcut. Yani 128 GB'ın yetmemesi halinde Realme 7 ile beraber e, ekstradan bir depolama alanına sahip olabilirsiniz. 5000 mAh bataryamız var. Yine çok iyi bir değer ve bunu 30 wattlık bir hızlı şarj desteğiyle e, arttırabiliyorsunuz. Burada gerçekten e, Realme 7 genel toplamda çok güzel cihazlardan biri konumunda. Bir diğeri de e, Realme'ye cevaben Xiaomi tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de fazlasıyla merakla beklediğimiz Poco M3. Şimdiye kadar incelemelerini, kıyaslamalarını yaptık ve gerçekten güzel de bir cihaz. Özellikle sarı rengini tercih ederseniz. Baktığımızda 9.6 milimetrelik kalınlık, 198 gram ağırlık ve 6.5 inç hatta tam değeriyle 6.53 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. Ve Gorilla Glass 3 korumayla beraber geliyor. Arka tarafı plastik ama gerçekten şık bir şekilde yapmışlar. E, mavi rengi de sarı rengi de birbirinden güzel. Biz mavi rengini hep kullanmıştık ama sarı rengini tekrar e, sevdiğimi söyleyeyim. 48 megapiksellik üçlü bir kameramız var. E, ayrıyetten 2 megapiksellik derinlik, 2 megapiksellik de makro sensörümüz var. Burada geniş açı olmaması eleştirilebilir ama ana kamera gerçekten başarılı çekimler yapıyor. Hatta bence gündüz çekimlerine göre gece çekimleri Poco M3'ün çok daha iyi. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kameramız var. O da ortalamanın üzerinde bir değer bizlere sağladığını söyleyelim. Gücünü 662'den alıyor. 600 serisinin en yeni işlemcilerinden biri. 665'e benzer ama teknik olarak birazcık daha iyi bir işlemci. 4 GB'den 128 GB depolama alanı mevcut. 64 de bulunuyor tabii ki. Yani hatta uygun fiyatlı olan 64. 64'lükte UFS 2.1, 128 128'de UFS 2.2 depolama birimi daha doğrusu arayüzü olduğunu söyleyelim. Yani çok büyük fark yok ama 128 biraz daha dosya transferinde daha hızlı olduğunu da parantez içinde söyleyelim. Yine 2 artı 1 sim kart yuvası var. Çift sim desteğiyle ekstra da micro SD kart da takabiliyorsunuz. 512 GB'a kadar ekstra da arttırabilirsiniz. Burada işin fiyat performansından gittiğimizde 64'lük tercih edip micro SD kart takmak güzel bir tercih olabilir. Yine güzel yanlarından biri çift hoparlör yani stereo hoparlörü var. E, bu fiyat bandında stereo hoparlör görmek tabii ki sevindirici bir durum. Yine meraklıları için FM radyo desteğinin olduğunu, Bluetooth 5.0 desteğinin de olduğunu söyleyelim. 6000 mAh gibi çok ciddi derecede bir bataryası var. E, ve bunu 18 Watt'lık hızlı şarjla beraber dolduruyor kutudan da 22.5 buçuk wattlık bir şarj cihazı çıkıyor yani daha burada tabii ki bir farklılık yok aslında yine 18 wattla şarj ediyorsunuz ama şöyle burada kutu içeriğine daha büyük bir şarj cihazı koymuş galiba fazladan üretmişler bir diğer yandan Oppo kanadına geçtiğimizde Oppo'nun da A91'ini zaten daha önce Eren'de çektiğimiz videoda da sizlere fazlasıyla övmüştük gerçekten ince bir cihaz 7.9 mm'lik kalınlığı var. Gerçekten hafif bir cihaz. 172 gram ağırlığı var. 6.4 inçlik Full HD Plus. Bu sefer AMOLED bir ekranımız var. Bence bu da önemli artılarından biri. Yani AMOLED ekranı bu listede görebilmek güzel artılardan biri. Bir tane daha gelecek zaten. Gorilla Glass 5 korumayla beraber geliyor. 48 megapikselden 8 megapiksel geniş, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörümüz var. Önde de 16 megapiksel'lik bir kameramız mevcut. Yani e, genel yapısıyla gerçekten çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten Oppo cihazlarında hep söylüyorum. Diğerlerine nazaran kamerada gerçekten bir adım önde oluyorlar. Burada da A91 ile yaptığınız çekimlerde görebilirsiniz. Ben daha öncesinde de e, bir sosyal medyada fotoğraf çekme konusunda bir içerik yapmıştım. Bu arada Hiçbirine para vermeden daha doğrusu A91'e para vermeden bir A91 sahibi olmak istiyorsanız e, Oppo ile yarı yıl tatil hediyeleri videomuza mutlaka gidin. Orada da bir A91 çekilişimiz olacak. Bu cuma günü yani siz bunu daha sonrasında izlediyseniz 5 Şubat'ta o çekilişi yapmış olacağız. Eğer daha zaman geçmemişse oraya gidip yorum atarak bu kampanyaya daha doğrusu bu çekilişe dahil olabilirsiniz. Helio P70 de geliyor A91. Bu da yine G80, G90 gibi baya bir böyle kafa karışıklığı yaratsa da günlük kullanımlarda bence fazlasıyla iyi bir işlemci. E, isteklerinizin karşılığını verebiliyor. 8 GB RAM 128 GB depolama burada da mevcut. Bluetooth 5.0 ve yine meraklıları için NFC desteğinin olduğunu söyleyelim. 4025 miliamper bir Oppo klasi bataryamız var. Vooc 3.0 ile beraber şarj edebiliyorsunuz. Ekran üzerinde de parmak izi okuyucusu olduğunu da belirtmiş olalım. Madem Oppo dedik bir de Oppo A72'den bahsetmek lazım. A72'de onun biraz daha uygun fiyatlı modeli olarak dikkat çekiyor. Yine ince yine hafif bir cihaz. 8.9 mm'lik inceliğimiz 192 gram ağırlığımız var. Burada da Oppo iyi bir iş çıkarmış. 6.5 inçlik Full HD Plus LCD bir ekranımız var bu sefer. E, AMOLED'e nazaran tabii ki daha bir geride olabilir ama burada fiyat farkımız da var. Yine 48 megapiksellik bir kameramız. 8 megapiksellik geniş açılı 2 megapiksel'lik derinlik ve 2 megapiksel'lik makro sensörümüz var. 16 megapiksel'lik ön kameramız var. E A91'in çok yakın bir şekilde fotoğraf ve video çekebildiğinizi söyleyelim. Yine sabit video, gece modu gibi özelliklerde rakiplerinden size daha iyi sonuçlar verecek. Özellikle Instagram'a falan fotoğraf video atmak isterseniz orada işinize yarayabilir A72. 4 GB RAM, 128 GBta depolama alanı sunuyor. Snapdragon 665 ile geliyor. Burada işte Mediatek takıntılı olanlar için Snapdragon tercih olabilir. Bluetooth 5.0 ve NFC desteğimiz de mevcut. Ve 5000 mAh bataryada 18 Watt'lık bir şarj cihazı sunuyor. Burada parmak izimiz ise yandan yani buraya kadar geldiğimizde gerçekten hani gitgide tabii ki özelliklerde bazen kırpılmalar görüyoruz ama ee hala da böyle hangisini tercih ederseniz edin gayet iyi sonuçlar alabileceğiniz cihazlarda bahsediyoruz. Oppo'nun buradaki son cihazı da A73. Bu özellikle ee gençler için ee çok hoşlarına gidecek bir telefon olarak düşünüyorum. Çünkü bizdeki beyaz rengi de çok güzel. Mavi rengi de böyle deri görünümlü haliyle çok şık ve gerçekten çok hafif bir cihaz. 163 gram bir ağırlığı var. Yine Full HD Plus bir AMOLED ekranımız var. Yani fiyatı 2.5'a çektiğinizde bile hala AMOLED ekrana sahip olabiliyorsunuz. Bir de e, ekran konusunda ayrı bir çalışma yapılmış. Canlı moda alırsanız %96.7 renk gamutunu, NTSC renk gamutunu destekliyor. Bu da izleyeceğiniz içeriklerde daha düzgün, daha gerçekçi renk görmenizi sağlayacağını da bahsedelim. Önünde Gorilla Glass 3 koruma var. İşlemci tarafında da A72'den birazcık daha iyi olacak şekilde Snapdragon 662 var. Yeni nesil 600 serisinden bir işlemci olduğunu görüyoruz. 4 GB RAM, 128 GB depolamada burada bizle beraber geliyor. 16 megapiksel bir kameramız var. Burada megapiksel değeri düşse de yine kalitede ciddi bir düşüş yok. Onu da söyleyelim gayet keyifli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 8 megapiksel ortada geniş, 2 megapiksel mono. 2 adet 2 megapiksel mono lensimizde var. Biri derinlik sensörü, görevinde çektiğiniz fotoğraflarda gerçekten hani o fiyat bandına baktığımızda e, rakipçi bir daha doğrusu rekabetçi bir e, fotoğraf ve video deneyimi sağlıyor. 4.015 miliamperlik bataryasını da VOOC 4.0 ile bu sefer 30 ile şarj edebiliyorsunuz. Yine ekran üstünden bir e, parmak izi e, sensörümüz de mevcut. Bunu özellikle ekran altından isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Gelelim erayın favorisine. Gerçi bizim de favorilerimizden biri artık TCL 10 Plus. TCL 10 Plus gerçekten bu bantta farklı artılarıyla ön plana çıkan bir cihaz. 8.4 8.95 mm'lik incelik, 172 gram gibi gerçekten hafif bir yapısı var. Tasarımı gerçekten çok şık, çok, çok narin de görünen bir telefon. 6.5 inç ya da tam değerli 6.47 inçlik kavisli bir AMOLED ekranımız var. Burada işte TCL 10 Plus'ı diğerlerinden ayıran en büyük artılardan biri kavisli yani sadece üst seviye cihazlarda gördüğümüz o yapıyı yanlardaki Edge ekran dediğimiz o teknolojiyi sadece TCL 10 Plus'ta görüyoruz. Hatta başka bir cihazda görmek için zaten direkt çok ciddi iki kat fiyat farkına Çıkmanız gerekebiliyor. Snapdragon 665 var. Yine 600 serisi buradaki artık alıştığımız işlemcilerden biri. 6 GB RAM, 64 GB depolama ve 512 GB'e kadar da micro SD kart desteğimiz var. Yine 48 megapiksel ana lens, 118 derecelik, 8 megapiksellik ultra geniş açılı lensimiz. 2 adet de 2 megapiksel lensimiz var. Biri derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Diğeri de makro çekimlerde bize yardımcı oluyor. 16 megapiksellikte bir adet ön kameramız mevcut olduğunu söyleyelim. NFC desteği de bu telefonda var. Ee, bu da önemli artılarından biri. 4500 miliamperlik bataryamızı da 18 watt hızlı şarj ile beraber doldurabiliyoruz. Ekran altındaki parmak izi sensörü de çok iyi bir şekilde çalıştığını da belirtelim. Bir de biliyorsunuz biz Camon 16 Premier'den e, burada incelemesini yapmıştık ama Tekno'nun da POVA cihazı bu listede güzel bir yerde kendisi. 6.8 inçlik HD Plus bir ekran var. Burada Full HD Plus olsaydı daha güzel olabilirdi ama en azından büyük ekran isteyenler için POVA güzel bir tercih olabilir. Helio G80 ile beraber geliyor. Oyun konusunda iddialı bir işlemcidir. G90T'nin bir kademi altında. Hatta oyun konusunda gayet iyi bir sonuç alacaksınız. Burada hatta HD ekranın olmasıyla G80 çok rahat size oyun oynatır. Onu da söyleyelim. 6 GB RAM, 128 GB depolama, 16 megapiksellik kamera, ön tarafta da 8 megapiksellik bir kameramız var ama Çift ön flash kullanmasıyla orada bir farklılık yapmışlar. Güzel bir sonuç alabiliyorsunuz. Teknopova'da Pova'da 6000 mAh'de devasa bir bataryamızda 18 Watt flash şarjı mevcut. Genel toplamda büyük ekran, büyük batarya oyun odaklı bir cihaz olmuş. o konuda isteklerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Ha, çözünürlüğün HD'ye işte düşmesi sizler için sıkıntı olursa Tabii ki farklı seçeneklere de bakabilirsiniz. Burada Pova'nın tek sevmediğim yanı arkada parmak izi okuyucusu olması. Keşke onu da ekran altına alsalarmış diyorum. Arkada kullanmak artık çok zor ve markalar bırakmıştı. Tekno'da olması da buradaki benim gördüğüm dezavantajlardan biri. Artık iyice fiyat-performansa geldiğimizde Realme'ye geri dönüyoruz. Realme 6'yı benim favori cihazlarımdan biri. Biraz kalın biraz ağır. 9 mm kalınlığı 200 gram ağırlığı var. Ama 6.5 inç HD Plus ekranında Gorilla Glass 3 koruma sağlıyor. Burada artık hani POVA ile beraber HD'ye dönmüş olduk. Yine G80 var burada. 4 GB RAM 128 GB depolama ile beraber aslında POVA ile böyle yakın bir durumdalar. Her ikisi de şık telefon. Her ikisi de benzer güçleri bizlere sağlayan 65 6.8 inçlikte ekran boyut farklılıkları var. 6-7 çift sim kart yuvası bir adet de SD kart yuvamız var. Ama kamerada 48 megapiksellik lensi kullanmaya devam ediyor Realme. 8 megapiksel geniş açı 2 megapiksel makro 2 megapiksel de derinlik sensörümüz mevcut. Ön taraftaki 16 megapiksel gayet iyi sonuçlar verebiliyor. Hatta yine 6 ile bizim yaptığımız çekimlerde kendi fiyat bandının belki de rakipsiz fotoğraf ve video performansı sunan telefon olduğunu söyleyelim. Dışarıdan da çok şık duran ee, böyle şeker gibi bir telefon diyebileceğimiz bir yapısı olduğunu da söyleyeyim 6 inin 5000 mAh bataryayı da 18 wattlı hızlı şarj ile beraber e, kullanabiliyorsunuz. Diyelim ve gelelim benim buradaki en mantıklı bulduğum fiyat performans oranı da en yüksek cihaza Realme 5i. Realme 5 şu anda 2000 TL'ye satılarak bu listenin en ucuz cihazı ve bence en alınabilir cihazı. 9 mm'li kalınlığı 195 gram ağırlığı var. 6 ile bu konuda benzerler. 6.5 inçlik yine LCD bir ekranımız var. HD Plus çözünürlüğünde değer verilmemiş ama Gorilla Glass korumamız da var. Snapdragon 665 var. Daha pahalı cihazlarda gördüğümüz işlemciyi burada görmeye devam ediyoruz. 4 GB RAM, 64 GB depolama, çift sim kart artı SD kart yani üçlü yuvası var. Bu da en azından çift sim kart kullanıp SD kartla da bu 64'ü geliştirmek isteyenler için güzel bir tercih olabilir. 12 megapiksel iniyoruz burada ana kamerada. Ama yine bence 2000 TL değerindeki bir telefona göre çok iyi sonuçlar verebiliyor. 8 megapiksel'lik ultra geniş açı, 2 megapiksel'lik makro, 2 megapiksel de derinlik sensörümüz. Önde de 8 megapiksel'lik ön kameramız mevcut. Bluetooth 5.0 desteği bu cihazda var. Günceli takip ediyor. 5000 mAh'i de 10 Watt şarjla şarj ediyor. Biraz uzun sürüyor. Artık tabii ki en kötü 18 Watt, 16 Watt'lara alıştık. 30 Watt'lara, 65 Watt'lara, 120 Watt'lara çıkıyoruz ama 10 Watt da bence burada kabul edilebilir. Çünkü 2000 TL'ye bir telefon aldığınızda işte hızlı şarj olsun diye de bir derdiniz olmayacaktır. Ama çok şık, çok kullanışlı, çok güzel bir cihaz. Şöyle bir genelleme yaptığımızda Özellikle Realme 7'den başlayıp Realme 5 ile yani Realme'den başlayıp Realme ile bitirdiğimiz bir liste oldu. Benim buradaki tavsiyem e, özellikle 5'i e, alarak hani bütçe konusunda çok daha mantıklı bir e, tercih yapılabilir. Ama tabii ki zevkler, renkler ve ihtiyaçlara göre farklı farklı tercihler yapabilirsiniz. E, günümüzde bu kadar fazla fiyat olması da kısmen işin sevindirici tarafı en azından. Ben bu dönemlerde bu kadar zaman geçtikten sonra bu bantta telefon bulamayız diye düşünüyordum. En azından markalar güzel bir çalışma yapmış ki burada genel olarak özellikle Realme'yi tebrik etmek lazım sanırım. Realme'nin baya bir cihazı var. Aynı şekilde Oppo'da 3 cihazla beraber bu listeye giriş yaptı. Sizlerin tercihlerini gerçekten merak ediyorum. Tabii ki burada işin kötü tarafını da konuşmak lazım. Asgari ücretle alınabilen telefonlar diyoruz ama tabii ki yemeden içmeden parayı kenara koyarak alınabilecek bu cihazlar. Yani tek seferde aldığınızı düşünürsek. Bu da yine aslında biraz önceki söylediğim sevindirici kısmında işin üzücü tarafı. Rahatlıkla aslında hiç düşünmeden alınabilecek telefonlarken bir maaşın karşılığı olan telefonlar olması da işin bir diğer rahatsız edici yanı. Ama sonuçta şu anki durumlar, şartlar ortam gereği bu şekilde bir durumdayız. Bizim tercihlerimiz bunlar oldu. Sizin de ya Aydoğan bu listeye koymamışsın ama bak bu telefonu da bence o listeye eklemelisin. Çok güzel bir seçenek olabilir. Ya da bunu niye koydum bence hiç mantıklı değil dediğiniz telefonları da ya da düşüncelerinizi de yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Ee, sizin tercihiniz hangisi olurdu? Lütfen onları da yazın. Yani Realme 5'i, 6'yı gibi çok daha uygun fiyatlı telefonları tercih etmek mi sizce daha iyi? Ya da en azından bu fiyat bandında biraz daha performansa odaklı isteklerinizi ya da daha üst seviyelerdeki görünen özellikleri alabileceğiniz biraz daha üst seviyeye çıkmak mı daha mantıklı? Onları da yorumlar bölümünde bekliyorum diyelim. Başka bir listede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.